ne Bağız rejimi ne daha sonraki ortaya çıkan siyasal sistemler ya da ideolojiler bizim Türkiye'de olduğu gibi bir ulus devlet modelini başarılı bir şekilde gerçekleştiremedi. Yani Suriye'de de aynı şey geçerli, Irak'ta da aynı şey geçerli. Başarılı bir e, ulus e, devlet modeli oluşmadı. Çünkü bu bahsettiğimiz sosyolojik kırılmalar hep oradaydı. Şimdi birden bakıyorsunuz hemen et, etnik çatışmaların yanında sektaryen çatışmalar yani mezhepsel çatışmalar başladı. Normal şartlar altında aslında Orta Doğu tarihine bir bakalım. Yani yüzyıllık, 200 yıllık, 1000 yıllık tarihine baktığımızda bu coğrafya mezhepsel olarak, dinsel olarak, etnik yapı olarak ve dilsel olarak en zengin dünyanın bölgesidir ve çatışmayla anılmamıştır. Biz bu hani Orta Doğu bataklığı vesaire meselesinde bunlar modern söylemlerdir dikkat ederseniz. Yani 500 yıl önceki Orta Doğu için söyleyemezsiniz bunu. 200 yıl önceki Orta Doğu için söyleyemezsiniz bütün bunlar. Orta Doğu öyle bir şekilde dizayn edilmiştir ki pek çok yerde azınlıkların çoğunlukları yönettiği rejimler kurulmuştur. Irak'ta Şiiler fazla yani nüfus olarak fazla olmasına rağmen çoğunluk olmasına rağmen Sünni bir rejim ya da Sünnilerin olduğu varsayılan Saddam rejimi getirilmiştir ve Saddam rejimi aslında seküler ve milliyetçi bir rejimdir. Suriye'ye bakın. Suriye'de aynı şekilde hem Baba Esed dönemine hem Oğul Esed dönemine bakın. Seküler bir rejim vardır. Milliyetçi bir rejim vardır. Arap milliyetçisidir. Ama herkes bunları kodlarken kafasında Nedense aslında bu da dışarıdan ithal edilmiş kavramlardır. Hep mezheplerle kodluyorlar bunları. Halbuki bunlar mezheplerle kodlanacak şeyler değil. Bu coğrafyaya bakıldığında bunlar çıkar ve iktidar çatışmalarında her zaman mezhep, etnisite kullanılan ve şimdiye kadar kullanılmış olan unsurlardı. Şimdi de çok ciddi bir şekilde kullanılıyor. İsrail'in Orta Doğu'ya bakış açısının en temel prensibi İsrail açısından bakıldığında güvenlik. Yani Orta Doğu jeopolitiğini İsrail her zaman güvenlik gözüyle okur. Yani kendisine bir tehdit var mı yok mu? Hı hı. Şimdi Suriye krizine baktığımızda, Irak'taki gelişmelere baktığımızda ne kadar bu gelişmeler şu anda İsrail tehdit ediyor sorusu önemli. İsrail şu anda kendisine yakın bir tehdit görmüyor. Hatta şöyle yapıyor. Yani Suriye'deki kriz ne kadar derinleşirse özellikle Suriye'nin kuzeyinde, yani kendi sınırlarına yakın olmayan yerde. Suriye ne kadar parçalanırsa ve bölünürse bu Suriye'de gücün artık yavaş yavaş herhangi bir zümrede toplanmaktan uzaklaşacağını yani İran için, İsrail için kolay bir lokma olacağını gösteriyor bize. Aynı şey Irak için de geçerli. Yani Irak bölünürse, farklı ülkeler ortaya çıkarsa buradan, bunlar e, İsrail'in işine yarar mı yaramaz mı sorusu var. Öyle görünüyor ki İsrail bu bölgede yeni küçük devletlerin ya da devletçiklerin ortaya çıkmasının kendi çıkarları için uygun olduğunu görüşüyor. Sessizliği de buradan kaynaklanıyor. Çünkü eğer bu hareketlenmeleri, orada pek çok radikal örgüt olduğu söyleniyor, terör örgütü olduğu söyleniyor ama dikkat edin. Bunların hiçbirisi İsrail ile ilgili bir şey söylemiyor. IŞİD mesela siz şimdiye kadar veya oradaki El-Kaide unsurlarının, En-Nusra'nın El İsrail ile ilgili bir şey söylediğini duydunuz mu? İsrail hedef gösterdiğini duydunuz mu? Duymadık. Demek ki orada başka bir yapı var. Hatta bu belki de bahsettiğimiz örgütlerin İsrail'le bağlantıları da olabilir. Yani bütün bunları bize yakın tarih söyleyecek. Yani önümüzdeki yıllarda bu geriye doğru baktığımızda bahsettiğimiz örgütlerin orada hiçbir sosyolojik taban olmamasına rağmen. IŞİD'in hiçbir sosyolojik tabanı yoktur bakın bahsettiğimiz coğrafyada. Yani bu kadar radikal örgütlerin Irak'ta, Suriye'de tabanı yoktur.